Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada gündem olan gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak iddiasına açıklama yaptı. Başkanlık, gurbetçilerden yıllık 2000 euro vatana destek vergisi alınacağı iddiasının doğru olmadığını bildirdi. 2014'te iflas eden Japonya merkezli kripto para borsası MTGOX, 10 yıl önce mağdur olan kullanıcılara geri ödeme yapmaya başladı. Bu gelişme, kripto paralarda sert düşüşe sebep oldu. Bitcoin, günlük %7'nin üzerinde bir düşüşte, 5 ayın ardından 54 bin doların altını gördü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre geçen yılın Mayıs ayında 8 milyar 834 milyon lira olan takipteki bireysel kredi kartı borcu bir yılda %212,9 oranında artarak 27 milyar 641 milyon liraya ulaştı. Takibe düşen ihtiyaç kredilerinde ise %50,49 oranında artış yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin ekonomi gündemi ve gelişmelerine yönelik paylaşımlarını sürdürüyor. Bakan Şimşek, yaptığı son paylaşımda borçlanma faiz oranlarının düştüğünü ve uygulanan ekonomi programı sayesinde yatırımcıların ilgisinin artmaya ve CDS kredi risk priminin gerilemeye devam ettiğini vurguladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre 28 Haziran itibariyle toplam rezervler 4 milyar 712 milyon dolar azalarak 147 milyar 622 milyon dolardan 142 milyar 910 milyon dolara indi. Brüt rezervler 3 milyar 662 milyon dolar düşüşle 88 milyar 495 milyon dolardan 84 milyar 833 milyon dolara geriledi. Altın rezervleri ise 1 milyar 50 milyon dolar azaldı ve 59 milyar 127 milyon dolardan 58 milyar 77 milyon dolara geriledi.